Karabük'ün çevresini değiştirecek bir takım projelerimiz var. Benim en çok heyecan duyduğum projelerden bir tanesi de Kanal Karabük projesidir. Daha üniversiteden Kayabaşı'na kadar Araç Çayı üzerinden harika olacak. Çok herkesin beğeneceği, seveceği, hatta akşamları yazın zamanını çoluk çocuğuyla orada geçirebileceği bir projedir. Bir takım sosyal mekanlar, kafeler, yürüyüş yolları, spor alanları. Biraz sonra Mehmet Bey bunun belki teferruatlı bir şekilde anlatacak. En önemlisi de şu yük indirme bindirme yeri var ya devlet demir yollarını, orayı kaldırarak. Ve biliyorsunuz tren şehrin içinden geçiyor. O rayların Karabük'ü ikiye bölmesine bizim bir şekilde son vermemiz lazım. Ortasından tren geçen bir şehir artık istemiyoruz. Tren başka bir şehir. Karabük çok önemli bir bulvara sahip olacak. O bulvar üzerinde bir takım sosyal tesisler, alışveriş merkezleri, oteller ve belki de bu çevrenin Karabük'ün en büyük ibadethanesi, merkez camii de içinde bulunacak olan çok önemli bir proje. Bunları uzun uzun anlatacak değiliz. Bunu belediye başkan adayımız anlatacak. Bunları şunun için söylüyorum. Biz her seçimde bir öncekinin üzerine neler koyabiliriz? Yerel yönetimlerde, belediyecilikte daha yeni ne gibi hizmetleri halkımıza sunabiliriz? Hep bunun arayışı, uğraşı içerisinde olduk. Bu seçimlerde de yine aynı anlayışla hareket ediyoruz. Bunu, bu projeleri, bu büyük projeleri ancak merkezi yönetimle işbirliği yaparak gerçekleştirebiliriz. Çünkü devlet demir yollarıyla işbirliği yapmazsanız bu projeyi gerçekleştiremez. Devlet su işleriyle işbirliği yapmazsanız gerçekleştiremez. Ben sadece hükümetten dua bekliyorum anlayışıyla bu projeleri gerçekleştirmek mümkün değil. O halde bu işbirliğine açık bir anlayışla hareket etmeniz gerekiyor. Şimdi burada tabii bir seçim yarışıdır. Ben kimseyi kırmak, üzmek istemem. Ama bildiklerimi de siz kardeşlerimden dost doğru paylaşmak isterim. Şimdi Mehmet Bey bu projelerini açıklayınca Rafet Bey'le mukabil projeler açıkladı. Aşağı yukarı benziyor. Hatta Kuzey'in Yıldızı dedi projesine veya böyle bir isim de taktı. Sesle ilgili bir problem yok değil mi? Yok. Tabii biz siyasette de rekabetin olmasını doğru buluruz. Rekabet kalite getirir çünkü. Rekabet yarış getirir. Daha iyisini yapma konusunda siyasi partiler ve adaylar birbirleriyle yarışırlarsa daha fazla hizmet ürer, daha kaliteli hizmet ürer. Şimdi huzurunuzda bir tespitimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Demin söylediğimiz ortada dolaşan bu projeleri ancak AK Partili bir belediye başkanı gerçekleştirebilir. Ancak Mehmet Ceylan kardeşimiz belediye başkanı seçildiğinde bunlar gerçekleşecek. Rafet Bey'in Karabüklü hemşerilerimizle paylaşmış olduğu ve Mehmet Bey'in projelerine çok benzeyen o projeleri gerçekleştirme ihtimalini görmüyorum. Peki hangi sebeple görmüyorsunuz? Bir, seçime inşallah AK Parti kazanacak, Mehmet Ceylan kazanacak. Bu bakım. Yarışı nihayetinde kararı halkımız verecektir, Karabükler verecektir. Rafet Bey muhalefet kazansa bile bu projelerin hayata geçmesi mümkün değil. Şimdi burada basın burada. Siz kardeşlerimiz buradasınız. Bakın. İnanarak bir düşüncemi sizlerle paylaşmak istiyorum.
Bu hal var. Rafet Bey'in seçimi kazandığı takdirde mazbatasını aldıktan 11 ay 7 gün sonra belediye başkanlığından istifa edecek. Basit o da var. 11 ay 7 gün sonra istifa edecek. Niçin? Çünkü ilk yapılacak olan milletvekili genel seçimlerinde Karabük'ten MHP'den milletvekili adayı olmayı planlıyor. Bu düşüncesi yeni değil. Ne demişti? Beni bu iş tatmin etmiyor. Rahmet Bey böyle demişti ki sen. Beni bu iş tatmin etmiyor. Yani belediye başkanlığı bana hafif kalıyor. Ben çok daha önemli görevlere layık bir adam. Ben milletvekili olmalıyım, bakan olmalıyım. Bana küçük geliyor Karabük Belediye Başkanlığı anlamına gelen bir açıklamayı. Dikkat edin. Belediye başkan adaylığı, adayı olduğunu da çok geç açıkladı. Çünkü genel merkezde pazarlık yapıyor. Genel merkezden şu sözü almayı bekledi. Evet, senin ilk yapılacak milletvekili genel seçimlerinde milletvekili adayı göstereceğiz sözünü aldıktan sonra açıklama yaptı, adaylığını açıkladı. Biz de bunu çok güzel anlatmamız lazım. Herkes bunu bilemiyor. Dolayısıyla seçim zamanında yapılırsa, yani 2015'in Haziran ayında yapılırsa ki 7 Haziran'da yapılacak. 12 Haziran çünkü hafta ortasına geliyor. 7 Haziran'da yapılırsa seçim. Kamu görevlilerinin istifası seçim tarihinden 4 ay önce oluyor. Mesela şimdi yerel seçimlere gidiyoruz. Kamu görevlileri 1 Aralık'ta, en son 1 Aralık'ta görevlerinden ayrılmak zorundaydılar. Yani 4 ay önce. Şimdi 7 Haziran'dan 4 ay geriye gidin, 7 Şubat. Dolayısıyla sayın vergili sadece 11 ay 7 günlük belediye başkanlığı için talepler dolayı istiyor. O projelerin hiçbirini gerçekleştirmesi mümkün değil. Şayet kazanırız. Biz kazanacağımıza inanıyoruz. Eğer milletvekili adayı olduğunda, aday adayı olduğunda teşkilat karşısına çıkarsa bir sorun yaşar diye genel merkezde görüştü. MHP Karabük İl Teşkilatı'nı ve Merkez İl Teşkilatı'nı görevden aldı. Kendisine ayak bağı olmasın diye aldı. Şu anda Rafet Bey sadece geleceğini düşünüyor. Karabük'e belediye başkanı olduğunda yapacaklarını falan düşünmüyor. Sadece milletvekili aday olacağını düşünüyor. Peki aday olsa seçilebilir mi? Hayır. 2002'de tulum çıkardı. Zamanında yapılırsa 7 Haziran 2015'te de tulum çıkaracak. Hiç boşuna heveslenme. Söylemek istediğim şu. Karabük'ün 5 yılını Karabüklüler ziyan etmemeli. 5 yıl görev yapacak olan bir adamı iş başına getirir. 11 aylık bir belediye başkanı Karabük'e hiçbir hizmet yapamaz, hiçbir üretim yapamaz, projelerin hiçbirini gerçekleştiremez. Şimdi Rafet Bey, inanıyorum ki basın bunu hemen kendisine iletecek. Diyecek, hayır efendim diyecek. Hayır, ben 5 yıl için milletten oy istiyorum, 5 yıl efendim belediye başkanlığı yapacağım, milletvekili adayı falan düşünmüyorum diyecektir. Diyebilir. Onun milletvekili adayı olmasından filan da rahatsız değil mi? Herkes istediği yere aday olabilir. Ama bu yerel seçimin önümüzdeki 5 yılını da bir Karabüklü olarak, Karabük'ün milletvekili olarak düşünmek ve bu düşüncemi sizlerle paylaşmak da herhalde benim görevimdir. Evet. Böyle bir itirazda bulunacağından eminim ben. Diyecek ki AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Mehmet Ceylan da Safranbolu Belediye Başkanı iken istifa etti, milletvekili aday oldu ve seçildi diyecektir. Evet, Mehmet öyle yaptı. Ama bana göre yanlış yaptı. Bana göre yanlış yaptı.
5 yıl için seçilmişsen 5 yılı tamamlayana kadar görevde kalacaksın arkadaşlar. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Artık Rahmet Bey'in Karabük'e yerel yönetimlerde verebileceği hiçbir şey kalmamıştır. Kendisine zaten açıklamıştı ya, bana bu görev çok hafif kalıyor diye. Şimdi başka hesaplar içerisine girdi. Şimdi sadece kendisini düşünüyor. Teşkilatları görevden aldığında ben partilerin iç işlerine karışmam. Sordum, soruşturdum. Niye teşkilatları görevden aldırdın? Kontenjanda kamu görevlisiyken ayrılmış ve aday gösterilmiş bir arkadaşımız. Zamanında istifa etmediği için seçim kurulundan demiş, bu arkadaş zamanında istifa etmediği için aday olamaz, onu çekin yerine başkasını verin. Parti teşkilatı da, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadın kolu başkanını oraya koymuş. Vay sen misin? Benden habersiz kadın kolu başkanını buraya koyan, gitti genel merkeze, merkez ve il teşkilatlarını görevden aldı. Bu seçimlere çok yakın, hiçbir siyasi partinin yapamayacağı bir davranıştır, bir uygulamadır. Seçimlere girmişsiniz. Teşkilatlar çalışıyorlar. Yani şahsi ihmali için Milliyetçi Hareket Partisi'nin Karabük teşkilatlarının dahi karşısına alabilecek bir durum sergilemiştir Rahmet Bey. Artık sadece kendisini düşünüyor. Sadece başka bir göreve kaçmayı düşünüyor. Bunu Karabüklü hemşehrilerim çok iyi bilmelisiniz. Siz bileceksiniz, diğer seçmen arkadaşlarımıza da bunu anlatacaksınız. Şimdi dedim ya, bunu inkar edebilir. Bir tarihte Yenice'de bir gazetede Sayın Başbakanımızla ilgili bir röportajı çıktı Yenice gazetesinde. Bakın daha ne zaman? Tarihi neydi? 21 Eylül 2012. Burada diyor ki Sayın Başbakanımızla ilgili bir takım ağır ifadelerde bulunuyor ve bunlar din istismarcısıdır diyor bizim için. Bir tek başörtüsünü insanın başına geçirmekle, bak burada başörtüsünü alın kardeşlerim var, geçirmekle dindar olunmaz. Allah bunlar da dini çok güzel kullandı. Dini o kadar güzel istismar etti ki başörtüsünü başına koymakla herkesi Müslüman olarak tanımlamaya götürüyor. Namaz var mı yok, abdest var mı yok, ihlas var mı yok, samimiyet var mı yok. Bizim inancı gereği başını örten hanım kardeşlerimizin inançlarının gereğini yerine getirmemekle itham ediyor. Benim eşim başörtülüdür. Çok yakinen biliyorum ki çocukluğundan beri namazını, niyazını eksik etmez. Buradaki hanım kardeşlerimiz. Ben bunu okuyunca bir bayram günü bayramlaşmada Rafet Bey'e gittim, dedim ki şu gazeteyi gösterdim. Rafet Bey dedim, bakın böyle bir açıklama yapmasın. Çok üzüldüm. Sayın Başbakan'a itham ediyorsunuz. Efendim, burada hanımlarımıza böyle yakışık almayan ifadelerde bulunuyorsunuz. Bana dedi ki, ya Sayın Başkanım, cinhar dedi, ben öyle şey der miyim ya dedim. Cinhar öyle bir şey demedim, yalan onların hepsi dedi. Ertesi gün Mehmet Bey buradadır. Televizyonunda o röportajın kasetini yayınladı. Yayınladı. Ertesi günde efendim kamuoyu açıklaması yaptı. Basın açıklaması, özür diledi. Şimdi bana açıktan yalan söylemiş olan bir kişidir. Benim Rafet Bey ile ilgili sıdkım o tarihten sonra sıyrılmıştır. Bana yalan söyledi. Cinhar öyle bir şey demedim dedi. Ama daha sonra özür diledi. Bu röportajdan dolayı. Peki demedi, sen niye özür diledin? Dolayısıyla şimdi de efendim, yok ya ben 5 yıl için seçileceğim, milletvekili ikrar olmayacağım diyebilir. Ben onun bu tür beyanlarına demin verdiğim örnekte olduğu gibi inanmakta zorlanıyorum. İnanmakta zorlanıyorum. Hepimiz Karabük'ü düşüneceğiz, Karabük'ün geleceğini düşüneceğiz. Gerçekten Karabük'e başta hiçbir düşünce olmaksızın gece gündüz çalışarak hizmet edecek olan bir belediye başkanına ihtiyacımız var.
bu AK Partili belediye başkan adayımız Mehmet Ceylan'dan başlayalım. Bana şimdi birçok Milliyetçi Hareket Partili arkadaşım telefon ediyor. Görüştüğüm arkadaşlar da var. Rafet Bey'in teşkilatları görevden aldırmış olmasından dolayı son derece rahatsızlar. Kendilerinin dışlanmış olduğunu, Rafet Bey tarafından fabrikasında çalışan işçilerden daha aşağı bir konuma düşürüldüklerini hissediyorlar. Ve bütün bu davranışlar, bu uygulamalar Karabük seçmeni üzerinde çok farklı değerlendirmelere yol açıyor. Göreceksiniz inşallah sizlerin gayretleriyle, Cenab-ı Hak nasip ederse Karabük hemşehrilerimizin tesisleriyle 30 Mart akşamı ipi AK Parti'nin belediye başkanı. Bize 5 yıl görev yapacak, halkımız devam derse devam edecek olan bir belediye başkanı ihtiyacımız var. İnşallah.